Adile önümüzdeki günlerde Sokak TV'de müzik programına başlıyoruz beraber. Bunu da bundan ilan etmiş olayım, güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Ne kadar ötekileştirmiş, ne kadar diğer ekranlara çıkamayan arkadaşımız varsa orada olsun diye yapıyoruz. Para bugün aldığımız bir iş değil. Nedense Türkiye'de sol kesimde bir şey deyince hep kaç para alıyorsun diye soruyorlar. Allah aşkına hiçbir şeyden para almıyoruz. Herkes mutlu olmuştur herhalde bu anlamda. Orada ilan edeceğim onu. Şimdi bizde böyledir. TRT'de bir buçuk sene dışarıdan program yaptım. Adam yazıyor diyor ki 100 bin lira maaş alıyor. Açıklıyorum bir sevgili kardeşim. 23 kişi maaş alıyor. 100 bin lira program var. Adam başı 3 bin liradan maaş düşünüyor. Yine diyor ki 100 bin lira maaş. Ya sonra diyor ki keşke bu memlekette belgeselciler 100 bin lira maaş alsalar. O zaman zaten memleket uçmuş gidiyor demektir. Aynı televizyonda program yapan 8 parça söyleyen insanlar bir şey alınca olmuyor. Fakat bizim almadığımız para yüzünden o kadar yüklendi ki sonunda zaten bizim Alevi açılımı programında bir Alevi dedesi bu başbakan sahtekardır dedi. Ondan sonra bize gönderdiler dedi. Sonra şimdi dedeye diyorum ki dede bak diyorum reklama girdik. Dedi diyorum sen tamam yine istediğini geliştirip yani cevap hakkı da olacak filan diyordum. Tamam evlat talimat evlat diyor. Reklam bitiyor çıkıyor diyor ki ben bir şey dedim mi sahtekar ya dede. Ya çok giderken dedi ki biz açılım açılım istemiyoruz. Ben dedim o zaman bize hala bunu söylüyor diyor zannediyorum. O bizi çok dokunmuş insanlar herhalde. Böyle birdenbire bir şey oluyor. Ama size şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sakın hiç peşin yardımcı olmayın. Bazı şeylere karşı. Ben MTV'den geçmiştim TRT'ye. MTV'de daha çok baskı görüyordum. TRT'de nasıl olsa bu bizim elimizin altında diye belki baskı daha çok baskı görüyordum. Yani onun için bir de şunu düşünmek lazım. Şimdi bakar mısınız bazı arkadaşlarımıza? Sizler de izliyorsunuz. Özellikle Gezi'de boy gösterip ki Gezi ülkenin miladıdır. Ondan önce herkes her şeyi söylemiş olabilir. Çünkü Gezi'ye kan girmiştir. Kan düşmüştür. Hala belki Nevan'ın annesinin miladına meydanlarda yol atıldığı bu ülkede üstelik de çok bizden bir arkadaşın televizyonda program yapmak için yalakalık etmesi birçok an bana çok dokunuyor oldu. Şimdi biz Arif'le şimdi yola çıkarken onu diyoruz. Başlıyor, kimse açlık dönemiyor, kimseye bir şey olmuyor. Kimsenin bu kadar dostu yok. Yürekten dinleyen iyi ki varsınız, hoş geldiniz. Hani önce bir... Hoş geldin. 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 Hoş Adını duvarlara yazacak çağrıyla bu çoktan geçti. Yasak sevdamı göz altında. Çaresiz seni yaptım. Ama yine de hoş geldin. Eski yüzüm. Yeni gülümseş. Hoş geldin. Bu bana ait bir şiirdi. Şimdi Tahsin Kava ait bir şey okuyacağım. Yalnız arkadaşlardan rica edersem şiir şarkı gibi değil. Biraz sessiz olursak dostlar. Önce konser diye bozulmamış olacak. Yepyeni bir denizi. 100 yıl eski işte sevgi. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahibin kumlarını tek tek okşamak gibi deniz mermerini bir ömre dizmek gibi.
Denizlerimdeki yeşili sen çaldın, rahat mısın lan? Yapılır mı bu korsan töresine aykırı? Sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istintili yürekleri? Tut ki, alacakaranlıkta bir şanırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca, usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek, yollar mısın ki? Deniz önlerine mezar taşı dikilmez bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca bulgarını seyirci gözlerin, kocandan sana şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişanlı denizlikleri, yosunlar yeşilini unutmuştu, tuz buz olmuştu istediyelim yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara, sonra ne getirdiysem yanımda verdim hepsini. Ve bir bir topladım istediyelim yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onlara alacağım. Bütün deniz altı güzellikleriyle onlar da, onlar da benim. Sayın dostlar, ben şair falan değilim. Çünkü bir adamın şair olup olmadığı, yazar olup olmadığı 50-70 yıl sonra okunuyorsa biliyormuş. Biz günün tespit eden insanlarız sadece. Hiç kimse havaya girmez. Böyle bir şey yok. Ben bir manzum öykücüyüm. Ben yaşadıklarımı antalya yazıyorum. Bu ses tonuyla da okuyunca zaten şiir gibi oluyor. Böyle bir avantajım var. Yani ben burada yemek menüsü de okusam aynı şeyi yazıyorum. Böyle bir şey. Allah'tan bu ses tonuyla ondan ekmek yiyebilirim zaten. Başka bir şeyler yiyebilirim. Efendim. Kadın erkek ilişkileri üstüne hep bizim yorumları vardı. Ben bu yorumları bir gün böyle söyleşiyle anlatırken aşağıya yorum sonra yazdım. Şiirden sayfalar. Bunlar ortak özelliklerdir. Biliyorsun sanımlara seni seviyorum dersin. Allah bilir bunu kaç kişiye söylediler. Sanki başka kelime varmış gibi. Ve zaten 3-5 kelime dediğimiz gibi. Yani böyle muhakkak tepkileri vardı. İşte o tepkileri alt alta basınca şiir oldu gibi. Şimdi sevgili kardeşim var okuyordu zaten bana. Fena da bir şey olmadı aslında. Böyle abi. Ver coşku gördüm. Herkesi kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masaya gelirdi. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazın yoktu. Zümrüt'ün kavuşuna yaramasıyla kendini külümden yarattı. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın kerem içine dönü, kim gördü abla aşkı? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman ustat yaşın. Sana yazacak bir sen bırak bunu, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce sevenmiş biliyorsun. Bize düşer. Aşkı yemersiz yaşama. Hadi uzatma da. Uzatır gelip seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Adil ayrıca seviyorum, benden çok görüyor olursun.